Hanımlar beyler, günün ilk yarışmacısıyla masada buluştuk. Siz de bizimle masada buluşmak isterseniz arayın ya. Şu adrese bir seslenin, bir şey yapın, tutalım sizi, getirelim masanın başına. Semih Bey, nedir durumlar? Heyecan devam ediyor. Heyecan zaten 3 saniyede ne değişsin? Tabii ki devam edecek. Evet. İşler güçler nasıl? Yoğun. Bir hedef puanınız var mı? Yani 7000'i geçersem mutlu olurum. 7000'i geçerseniz biz de çok mutlu oluruz. Yoksa çünkü burada ekip dalga geçer diye ödüm kopuyor. Ben de. 7000'i geçeriz, hiç merak etmeyin. Yalnız geldiniz zannediyorum. Evet. Neden? Arkadaşınız mı yok? Çok hızlı bir operasyon oldu. Çok hızlı operasyon oldu. Evet, arkadaşlarınıza soramadınız. Haber veremedim. Evet. Haber veremediniz. Peki kimsenin haberi var mı yarışmaya katıldığınızda? Şirketteki izin aldığım müdürüm ve arkadaşımın haberi var. Efendim, peki o zaman başlayalım mı? Evet, başlayalım. Hazır heyecanınız da burnunuzdan düşmek üzereyken. Evet. Daha. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Bir işte buyurma, emretme yetkisi olan kimse. Harf alayım. Evet. Efendim, amir. Evet efendim, amir doğru cevap. Boşa aldınız harfi. Evet. Ben buradayım, merak etmeyin, bir şey olursa zaten. Evet. Efendim, dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım nasıl sorulmuş. Büyük boyutlu ve ağır kitle. Bir harf rica edeyim. Bir harf verelim efendim. B. Blok. Blok doğru cevap. Efendim, beş harflilere geldik. İlk beş harfli cevabımız tek kelime. Buyursunlar. Yarından tezi yok. Gecikmek sizin anlamlarında bir zarf. Bir zarf. Harf rica edeyim mi? Tabii efendim, verelim bir tane harfi. M. Şöyle düşünün. Zarf. Yarından tezi yok. Hemen. Hemen doğru cevap. Efendim, beş harfli bir diğer cevabımız da inanın bana kolay. Belki de harf almanız gerekmez. Gelsin sorusu. Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı. Emir, talimat. Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen nedir efendim? Karar. Karar doğru cevap. Alt harflere geçtik. Tek kelime bir şey geliyor bakalım. Neymiş sorusu? Akla, sezgiye ve bazı verilere dayanarak olabilecek bir şeyi, bir olayı önceden kestirme. Öngörü. Değil. Öngörü. Arapça kökenli. Tahmin. Tahmin doğru cevap. Efendim, altı harflilere geçiverdik. Kolay da bir soru. Bakalım neler olacak. Gelsin sorumuz. Yeni doğan sahibi kadın. Bir harf rica edeyim. Bir harf verelim efendim. He harfi. He. Şimdi yeni doğan nedir efendim? Hamile. Gebe. Yok, doğmuş. Anne. Evet, ama yeni doğan sahibi kadın. Böyle kadınlar bebeklerini dünyaya getirdikten sonra... Lohusa. Lohusa doğru cevap. Lohusa doğru cevabıyla 7 harfli ilk kelimemize doğru gidiyoruz. Bizim canımızın da yeni filmi Lohusa var, biliyorsunuz. Duydum. Seyrettiniz mi? İzlemedim ama duydum. Efendim, 7 harflilere geçtik. 7 harfli bakayım, mastarla biten bir kelimeye ihtiyacımız var. Yapıştıralım efendim soruyu. Tembellik etmek, gevşek davranmak, erinmek. Üşenmek. Üşenmek doğru cevap. 3300 puanımız var Semih Bey. 2 dakika 26 saniyede süremiz var. Bence hiç fena değiliz. Süper. Aynen. Böyle gitsek, yani biraz fazla harf alma eğiliminiz var. Çok garanticisiniz. Ama süremiz de kontrollü gidebilecek durumda. Bir çıt daha düşünseniz... Tatlı tamam. Olabilir. Tamam. Ama yani canınız nasıl istiyorsa. Teşekkür bir yandan da. Efendim, ikinci yedi harfli kelimemiz bir bilim dalı olarak geliyor. Sorusu da şöyle. Bitkilerin tanımlanması ve sınıflandırılması ile ilgilenen bilim dalı. Bunu biliyordum. Evet efendim, biliyorsunuz. Botanik. Botanik doğru cevap. Efendim, 8 harflere geçtik. Mastarla biten, kolayca da sorusu olan bir kelimeye ihtiyacımız olacak. Bakalım sizde var mıymış? Vardır. Yanmaya başlamak, alev almak.
tutuşmak. Tutuşmak doğru cevap. Efendim, Batı kökenli bir sözcüğe ihtiyacımız var. 8 harfli ikinci kelimemiz olarak kendileri görünüyor ufuktan. Gelsin sorusu. Alt anlamı öğretim konusu olan veya olabilecek bilgilerin bütünü, bilim dalı olan sözcük. Öğretim konusu olan veya olabilecek bilgilerin bütünü. Bir harf rica edeyim. Harf verelim efendim. Alt anlamı bu. Alt anlamı. Öyle düşünün. Bir harf daha rica edeyim. Bir harf daha verelim efendim. Bu kelime sıkı düzen anlamına da gelir. Tertip, düzen, disiplin. Disiplin doğru cevap. Efendim, 9 harflere geçtik. Tek kelime ve mastarla biten bir cevabımız varmış. Aha da şu soruyla bakın. Birinin söylediklerine veya yaptıklarına karşı gelmek, boyun eğmemek. Dik durmak. Gibi bir şeyi tek kelime. Edeci. Dik durmak. Durmayın efendim. Dik gelmek. Dik gelmek. Gibi bir şey. Dikleşmek. Bir harf değiştirin. Dikişmek. Kendi kendinize yaptığınızı düşünün. Çelişmek. Hayır canım, kelime doğru. Dikiş. Ha. Şimdi ne dediniz? Dikleşmek. Ha, dikleşmek. Bir harf değişecek. Siz kendi kendinize dikleşirseniz ne olur? Aa, hayır. Aa, sakin. Dikleşmekte bir harf değiştireceksiniz. Mastardan önceki harfi değiştirin. Diklemek. Dikletmek. Ay, dikte etmek. Hayır. Yüklenmek gibi düşünün. Hayır ya. Yüklenmek ya. Bey ama. Oh. Burada olacak şey miydi sevgili izleyenler ya? Diklenmek. Evet ya. Artık yani. Ne o, kelimeyi mi söyleseydim Zemi Bey? Haklısınız. Gerçekten elektrikler kesildi. Net. Evet. Elim ayağım buz kesti şu anda. Hiç buz kesmesin efendim. Daha önümüzde birkaç tane daha sorumuz var. 3 tane sorumuz var. Bunlar bizi 7000'in üstüne zaten çıkarır. Tamam. Efendim. 9 harfli bir diğer arayacağımız cevap yapım eki almış. Gelsin bakalım sorusu. Birbirini tanıyan, komşuluk ilişkisi olan kişilerden oluşan topluluk. Bir harf rica edeyim. Tabii efendim, verelim. M. Mahalle. Evet. Mahalle. Mahalleli. Mahalleli doğru cevap. Efendim, 10 harflilere geçtik. 2 kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabire ihtiyacımız var. Gelsin sorusu. Yeraltı faaliyet alemi. Bir harf rica edeyim. Verelim efendim, bir harf verelim. Ü. Yeraltı faaliyet alemi deyince ne gibi bir şey geliyor? Karanlık. Değil işler. Mi böyle bir? Evet. Yani nasıl bir şey? Mafyavari. Evet. Onların genel adı nedir efendim? Karanlık işlerin. Bir harf daha rica edeyim. Bir harf daha verelim efendim. Ç. Bir harf daha rica edeceğim. Bir harf daha rica ediyoruz efendim. Y. Alem ne demek efendim? Dünya. Hah, çok güzel. Suç dünyası. Suç dünyası doğru cevap. Efendim, 10 harfli son kelimemiz mastarla bitiyor. Gelsin sorusu. Mecazi anlamda gerçek görünüşünün niteliğini saklamak. Gizlemek. Gibi bir şey. Bir harf rica edeyim. Harf da aldık mıydı? Neler oldu? Almışız. Gerçek görünüşünü, niteliğini saklamak. Mesela ben gerçek görünüşümü saklamak istiyorum. Ne yaparım? Gizlenmek. Ama nasıl yaparım? Ben şimdi karşınıza geldim ama gerçek görünüşümü saklayacağım. Ne yaparım? Yani neremi saklamam gerekir? Huy. Hay, Nokta noktası düştü denir. Çenesi. Yok, çenesi olur mu efendim? Hayır, ben şimdi kendimi saklayacağım.
Beni şimdi görüyorsunuz. Evet. Görmemeniz için ne yapmam lazım? Gizlenmek, saklanmak. Pandemide ne yaptık Efe? Maskelemek. Maskelemek olacaktı. Ben çok heyecanlandım. Pardon, rica ederim. Ben pardon ya. Aslında ne kadar da iyi yarışıyordunuz. Evet ama... Gerçekten nazar değdi. Birinin nazarı değdi. Evet. Semih Bey, burada kem gözlü biri var. Hep oluyor bizim programda. Muhakkak sevgili izleyenler. O kem gözlüğü bulacağız. Ama tamam. Birazdan. Tamam. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizi tanımak büyük bir keyifti benim. Sizi tanımak da öyleydi çok Semih Bey. Çok teşekkür ederim. Belki yine görüşürüz. Çok isterim. Ben de. Hanımlar beyler, Semih Bey'i alkışlarla uğurluyoruz ve ikinci yarışmacımız geliyor.